FIFA oyuncuların oynamasından yana tavır takındığı için, oyuncuları koruduğu için burada Evet. geçiş lisansı verir. Öyle Orada görünüyor. Trabzonspor tedirgin olmasın. Zaten milli maç arası oyuncu çalışsın, takıma uyum problemini atlatsın. Trabzonspor'da kötü transferler yapmadı. Tronze'nin sakatlanması tabii ki Trabzonspor'u çok etkiledi. Yeni O Kolman, çok büyük yeni bir Sosa gözüyle talihsizlik, hiç bakılıyordu. oynayamadı. Tabii şimdi bütün yük Becker'ın omuzlarına bindi. Marlon da iyi bir oyuncu. Yani Afobe golle Trabzonspor'un başlamıştı. Afoba golle başladı. Bakacağız. Victor Hugo çok çok önemli. Savunmanın artık güvencesi olacak. Savunmadaki diğer oyuncular oynayacak. Trabzon'un 6 stoperi oldu şu anda. Stoper konusunda sıkıntı yaşamazlar. Dediğim gibi Victor Hugo'yu geçen yılki ortalamaları olağanüstü. Mesela 20 maçta pas yüzdesi %92,5, hava topu hakimiyeti %70,6, sahipsiz top kazanma %55, pas arası %26, yaptığı faul 14. Yani bunlar maç başına ortalamalar, çok yüksek ortalamalar. İyi bir oyuncuyu transfer ettiler. İyi de bir bonservis verdiler aslında ama böyle bir oyuncuya Trabzonspor'un ihtiyacı vardı. Yıllardır stoperde sıkıntı yaşıyordu. Onun dışında bu transferler yani çok maliyetli oyuncular değil. Ben Trabzonspor'dan umutluyum ama burada hakemler Trabzonspor'dan intikam alır gibi geçen yıldan kaldığı yerden devam ediyorlar. Burada başka şeyler var. Burada başka şeyler var. Yani bugün Fotomaç'taki manşetimde şu gündemin içinden de Türk futbolunun arkasında birileri mi var? Kim var perde arkasında? Başka gizli bir eller mi var? Bunun araştırılması lazım. Bakın bu Türk futbolunun temel sorunu. Futbol üzerinden yarın öbür gün böyle devam ederse kitleleri sokaklara dökerler. Kaos ortamı yaratılır. Bu çok Yine tehlikeli. araya gireceğim. Bir Gir bağlantımız gir. var. Bir bağlantımız var çünkü Süper Lig'i bir kenara bırakalım. Milli maç heyecanı yaşayacağız Evet. bu günlerde. Önce Almanya ile hazırlık mücadelesi oynayacağız. Ardından da UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya deplasmanı ve Sırbistan'la evimizde Evet. oynayacağımız maçlar var. Hüseyin Özkök'e bağlantımızı gerçekleştirelim ve Almanya'daki son durumu Hüseyin Özkök'ten alalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi akşamlar diliyorum sevgili izleyenler. İyi yayınlar. Zeki Bey'e de sevgi ve selamlar. Kardeşim selamlar. İyi Özledik akşamlar seni. Zeki Bey. Evet Özledik evet şimdi. gelemiyorum bir türlü İstanbul'a. Şimdi Almanya maçı öncesinde hani milli takımdaki durumu biraz biliyoruz ama Almanya'daki durumu sizden alalım Hüseyin Özkök. Neler söylersiniz bu karşılaşma öncesinde nasıl bir kadro olacak? Şimdi ilk önce Sinem şunu söyleyeyim. Yarınki maç 300 seyirci önünde oynanacak. Almanya'daki Köln'deki Sağlık Müdürlüğü maçın 300 seyirci, maksimum 300 seyirciyle oynanmasına karar verdi. Biliyorsun daha önce de konuşmuştuk. Almanya'da vaka sayılarına göre tribünlere maksimum %20 kapasiteyle seyirci alınıyor. Köln'deki vaka sayısı 35'i geçtiği için bir haftalık ortalamada Sağlık Müdürlüğü aldığı kararla 300 kişiye izin verdi. Hatta hafta sonu Köln Mönchengladbach karşılaşması da yine 300 seyirci önünde oynanmıştı. Kadroya gelirsek Almanya'da birçok yıldız oyuncu kadroda yer almayacak. Bayern Münih'li oyuncular, Leipzig'li oyuncular, Timo Werner Chelsea'den ve Toni Kroos Real Madrid'den kadroda olmayacaklar. Çünkü aşırı yorgunluktan dolayı Löw onlara kampa geç katılma izni verdi. Onlar kampa yarın katılacaklar fakat Türkiye'ye karşı oynamayacaklar. Löw bugün yaptığı basın toplantısında daha genç bir kadroyla sahaya çıkacağını ve o gençleri Julian Draxler kaptanlık pazubandını taşıyacak olan Julian Draxler önderliğinde sahada görmek istediğini belirtti. Kalede Bernd Leno oynayacak. Santrfor'da da Kai Havertz'e yer vereceğini söyledi Löw. Bunun yanında Emre Can'ın oynaması bekleniyor. Ve diğer bazı tecrübeli oyunculardan da birkaçı kadroda yer alacak ama az kadrosuyla yarın akşam bizim karşımıza çıkmayacak Almanya sevgili Sinan. Nasıl bir maç olur peki Hüseyin Özkök? O nasıl bir karşılaşma bekliyorsun? Yani az kadrosu olmasa da mesela Kai Havertz yani geçen sezon sonunu Evet. özellikle muhteşem tamamlamıştı. Ardından transfer gerçekleştirdi. Premier Lig'de de bu sezonun transfer Evet. rekorunu kırdı aslında. Yine de önemli bir mücadele olacaktır tabii. Yani mutlaka çünkü Almanya'nın başarıya ihtiyacı var. 2020 yılında hiç maç kazanamadılar. Bir başarı baskısı var ama diğer yandan da tabii ki oyuncuların yorgunluğu var bu pandemi döneminde.
Almanya tabii gençler kazanmak için oynayacaklar ve Türkiye'ye karşı mutlaka bu gençler kendini göstermek adına bayağı bir asılacaklardır diye düşünüyorum ben maçı sevgili Sinem. Çok teşekkürler Hüseyin Özkök değerli yorumların için. Ben teşekkür ederim. Selamlar, sevgiler. Evet, A milli takımımız önce Almanya ile bir hazırlık maçı yapacak. Ardından Rusya-Sırbistan maçları var. Bugün Almanya'ya gitti. Milli takım Evet. kafilesi Türkiye'ye dönmeyecek, direkt Rusya'ya devam edecek Evet. oradan. Birkaç cümle de milli takımla ilgili alayım sizden. Şenol Hoca bir defa Euro 2020'ye milli takımı hazırlamak için her şeyi yapıyor. Deneme yanılma yöntemi, bütün yetenekleri keşfediyor. Onları da hazır hale getirmeye çalışıyor. Deniyor, görüyor. En iyi 11 ile Euro 2020'ye biz gitmek istiyoruz. Bunlar sonuçta UEFA Uluslar Ligi'de bir hazırlık maçından daha ciddi. Tabii bir turnuva bu sonuçta. Turnuva, Hazırlık evet. maçlarını çok fazla Daha milli galibiyet takımlar alamadık. ciddiye almıyordu. Bu daha ciddiye alınacak. Çünkü burada bir sonuçta birinci ve ikinciler biliyorsun direkt katılabilecekler. Oradan Dünya Kupası'na kastediyorum. Önemli ama Şenol Hoca ile milli takımın doğru yolda olduğunu düşünüyorum. Bu sonuçlara bakmayacaksın bir defa. Çünkü dediğim gibi hoca taktik deniyor, oyuncuların performanslarına bakıyor. Yine Rusya ve Sırbistan maçlarında sıkıntı yaşayabiliriz, puan alamayabiliriz. Özellikle Rusya çok iyi bir takım. Evet. Bilelik Bilemiyorum klasman ama tabii. milli takım için doğru hoca kesinlikle Şenol Hoca'ydı. Doğru olan yapıldı. Şenol Hoca da en iyi 11'i çıkaracaktır. Çünkü kadro seçimlerine, aday kadroya çağırdığı isimlere baktığımızda tartışma olmuyor. Eskiden Lücescu döneminde ya da diğer hocalar döneminde Doğru. kıyamet gibi tartışma olurdu. Ya bu oyuncu çok formda, niye milli takımda değil? Şenol Hoca adalet dağıtıyor kadro seçerken, milli takım kadrosu, aday kadro seçerken. Hem gençleştiriyor, hem Tabii, tecrübeli ya oyuncuları tabii ki ama araya koyuyor. mesela şu da olabilir. Hiç şaşırmam. Arda mesela çok iyi bir sezon geçirir. Milli takıma tekrar seçilebilir. Yani bu olmayacak bir şey değil. Çünkü Barcelona'da oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama kendine çok iyi bakıp Galatasaray'da çok iyi bir sezon geçirmesi lazım. Yusuf Yazıcı çok çok önemli bir oyuncu. Kendine çok iyi bakıp çok iyi bir sezon geçirmesi lazım. Lille yeteri kadar forma şansı bulamıyor. Bulamıyor, evet. Bunlar çok Bu hafta tabii da yani bu maça keşke diyorum son hep bölümde girdi. ben Ama hani mesela Zeki ile Trabzon'a Burak gol keşke attı bu hafta. konuşup Burak atar. Burak her yerde gol atar. Zeki de attı. Burak uzaya gönderilse uzayda da atar. Yani Burak öyle bir oyuncu ve çok da güzel bir gol attı. Evet, çok Rakibi güzel gol düşüremedi bile. attı. Ya penaltı yaptırayım Bir de bari dedi asist ama yaptı galiba yine de yanılmıyorsam yani. Daha vurdu attı pardon. yani. Al da at dedi, atamadı, kaçırdı. Yani bir de Ya asistini yediler Burak Yılmaz'ın söylediğimiz bu gibi burada hafta. tek sıkıntı Yusuf Yazıcı'nın bir an önce oynaması lazım. Sakatlık sürecinden sonra toparlayamadı herhalde kendini. Keşke Türkiye'de Trabzonspor'dan başka takımda oynayamıyor. Kiralık olarak Trabzonspor kulübüne gelseydi de hem Trabzon'a katkısı olurdu hem de Şenol Güneş'e hazır bir halde giderdi. İnşallah o da en kısa zamanda oynamaya başlar Başkan ligde. Ahmet Ağoğlu da söylemişti Yusuf Yazıcı giderken. Kalbimiz kanadı demişti. Biraz daha Tabii kalsın ama istemişti. bak 14 maçta hakem Trabzonspor'u geçen yıl yaktı ama Yusuf Yazıcı olsaydı Trabzonspor geçen yıl şampiyon olurdu. Çünkü bütün gedikleri gideren, ortaya akıl koyan bir oyuncuydu. Sosa yaşı nedeniyle ve o pandemi sonrasında hiç ortalarda olmadığı için Trabzonspor kaybetti. Yedek kulübesinin zayıf olması da Trabzonspor'u çok hasara neden oldu. Şimdi bol alternatif kadrosu var Bir Trabzonspor'un. daha Artık mazeret de getirelim. yok. Bir daha Yedek getirelim ekranı. kulübesi de Biraz daha fena vaktimiz değil. var çünkü Tabii. konuşabiliriz. Yedek kulübesi de fena değil Trabzonspor'un artık. En büyük problemi savunmada yaşıyordu. Uğurcan'ı da tuttular. Kalecileri de iyi. Erce de iyi kaleci. Uğurcan'ı tutmak da aslında önemli 20 bir milyon iş. euronun altına bırakmadılar. Aslında 17-17,5 Bırakmadı, milyon euroluk teklifler geldi. Başkan her ne kadar biz bu teklifleri almadık dese de menajerlerden teklifler gelmedi. Çünkü satmak istemediler. Yani daha fazlası ne der diye haklı olarak satmadılar. Doğru olanı yaptılar. Forvet'te de sıkıntı yaşamazlar. Orta sahada sıkıntı yaşamazlar. Ya Trabzonspor'un kanatları da iyi, Marlon da iyi. Ben Serkan Aslan'ı da çok beğeniyorum. Pereira zaten farkını ortaya koyan bir oyuncu. Trabzonspor'un hızlı oyuna ihtiyacı var. Bir de Şu oralarda mesela Abdülkadir'in biraz daha belki bu o sezon ondan beklenti biraz daha dikil yüksek olmaz mı? kesinlikle ya yani hoca bir defa Abdülkadir'i çözmesi lazım. Abdülkadir'le oturup konuşması lazım. Abdülkadir tamamen futbola odaklanması lazım.
ve gole yakın oynaması lazım. Dikine gitmesi lazım. Yani